Merhabalar, Kınan Eller Örgevi kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip ve beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca. Bugün sizlerle iki şişli örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin arka yüzündeyim ve kenar ilmeğimi aldım. Diğer ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi sonuna kadar ters örüyorum. Siz yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra bu şekilde bir sıra ters gidelim ve modelimizin ön yüzünde kurulumuna geçelim. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ters gittim ve örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ilmeğimi düz ördüm ve buradan bu şekilde 3 tane ilmeğimi çıkarttım. Öndeki ilmeğimi arkaya, arkadaki 2 tane ilmeğimi ön tarafa getirdim ve bu 3 ilmeğimi de geri tekrardan düz ördüm. Hemen sol taraftaki şişimden tekrar 3 tane ilmeğimi çıkarttım. Öndeki 2 ilmeğimi arkaya, burada da arkadaki bir ilmeğimi şişimin ön tarafına alıp ve bu 3 ilmeğimi de düz ördüm. Bu şekilde. Tekrar yine burada 3 ilmeğimin arkadan bu şekilde öndeki ilmeğimi arkaya, arkadaki 2 ilmeğimi de ön tarafa aldım ve yine düz ördüm. Sadece ilmeklerimin yerini değiştiriyorum ve düz örüyorum. Şu şekilde ilmeğimizin de düz olmasına dikkat edelim. Tekrar hemen yine 3 ilmeğimi çıkarttım. Arkadaki ilmeğimi ön tarafa, öndeki 2 ilmeğimi de arkaya aldım. Bakın. Bu şekilde devam edelim. Tekrar hemen ben şu şekilde arkadan ilmeğimi aldım ve bunu öndeki ilmeğimi arkaya aldım. Arkadaki 2 ilmeğimi ön tarafa aldım. İsterseniz siz başka bir şiş yardımıyla veya aparatla da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Hemen yine arkadan ilmeğimi ön tarafa aldım ve 2 3 ilmeğimi de tekrardan yerlerini değiştirdikten sonra düz ördüm. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Ve son ilmeklerimi de ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde birini değiştirdim. Ve örgümün arka yüzüne geldim. İlmeklerimin tamamını ters örerekten devam ediyorum. Örgümün arka yüzünde olduğum için tamamı ters olacak. Örgümün ön yüzü düz olacak. Bu şekilde örerim sıra sonuna kadar. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Yine bu sırayı da düz örelim. Kenar ilmeğimi aldım. Ve bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örerekten devam ediyorum. Ve bu sıramı da düz örerekten devam ettim. Yine örgümün arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ters örüyoruz. Yine bir işlem yapmıyoruz. Bu şekilde devam edelim. Ve bu sıramı da bu şekilde gittim. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Yine ilmeklerimin tamamını düz örerekten devam ediyorum. Bu sırada da bir işlem yapmıyoruz. Yine ilmeklerimi düz öreceğim önden. Tekrar yine arkadan bir sıra ters öreceğim. Tekrardan modelimin kurulumuna geçeceğim. Şu alt kısımda bu çevirme işlemini yaptıktan sonra bakın 1, 2, 3 ve 4. sıradayım.
Bir sıra da arkadan gidince 5 sıra örülmüş oluyor. 5 sıradan sonra modelimizi tekrar kurulumuna devam edeceğiz. Ve arkadan da ters sıramı gittim. Bakın şu ilmek kurulumu yaptıktan sonra buradan 5 tane ters ve önden de 5 tane düzümüz olduktan sonra 1, 2, 3, 4 ve 5 tane düzümüz olduktan sonra hemen modelimizin kurulumuna geçelim. Kenar ilmeğimi aldım ve buradan 2 tane ilmeğimi düzördüm. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmeğimi düzördüm ve 2 tane ilmeğimi bu şekilde yönünü düz gelecek şekilde çevirdim. 2 ilmeğimi birlikte kesim yapacağım. Bu şekilde düz gelmesi için ilmeğimin yönünü çevirdim ve hemen buraya 1 ve 2 tane ilmek ilave ettim. Tekrar sol taraftaki 2 tane ilmeğimi sola kesim yaptım. Sağdaki 2 ilmeğimi sağ tarafa kesim yaptım. 2 tane ilmek taktım ve tekrar soldaki 2 ilmeğimi sola kesim yaptım. Hemen arada 1 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Tekrardan 2 ilmeğimin yönünü düzelterekten soldan sağa doğru kesim yaptım. Tekrar 2 tane ilmeğimi taktım ve burada da soldan sağdan sola doğru kesim yaptım. Tekrar 2 düz ilmeğimi ördüm ve tekrar 2 ilmeğimi yönünü düzelterekten düz gelecek şekilde soldan sağa doğru kesim yaptım. Tekrar 2 tane ilmeğimi taktım. Bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. Hemen sağdan sola doğru kesimimi yaptım. Tekrar 2 düz 2 ilmeğimin yönünü düzelt. Soldan sağa kesim. 2 ilmeğimi taktım. Tekrar sağdan sola kesim. Bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. Modelimin ilmek sayısını ilmek sayısını söyledim mi hatırlamıyorum. Modelimin ilmek sayısı 6 ilmekten oluşuyor. 6 6 şeklinde taktıktan sonra 4 tane de kenar ilmeği ilave edelim. Modelimizin ilmek sayısı 6 ilmekten oluşuyor. Tekrar 2 ilmeğimi birlikte sağdan sola doğru kesim yaptım. Ve kenardaki 3 ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ters örelim. Arka yüzde hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ters örüyoruz. Ve ördüm. Örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. Ve kesim yaptığım ilmeğimle bir arkadaki düz ilmeğimi tekrar ikisinin yönünü düzelterekten soldan sağa doğru kesim yaptım. Bir tane ilmeğimi arttırdım. Ve arada bir, iki tane düz ilmeğimi ördüm. Tekrar bir arttırma yaptım. Ve burada da sağdan sola doğru kesim yaptım. Hemen iki ilmeğimin yönünü düzelttim. Soldan sağa doğru kesim yaptım. Bakın. Tekrar bir arttırdım. İki tane aradaki düz ilmeğimi ördüm. Tekrar bir doladım ve burada da sağdan sola kesim yaptım. Hemen ilmeğimin yönünü düzelttim. Soldan sağa kesim yaptım. Bir doladım ve iki ilmeğimi düzeldim. Tekrar doladım ve burada da sola kesim yaptım. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Tekrar ilmeğimin yönünü düzelttim. Bir doladım. İki düz ilmeğimi ördüm.
Tekrar bir arttırdım. Sola kesim yaptım. Hemen ilk ilmeğimi düzelttim. Birlikte ördüm, bir doladım ve düz ilmeklerimi, düz ilmeğimi ördüm. Tekrar sola kesim ve kenar ilmeğimi. Bu şekilde yine örgümün arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ters örelim. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım ve burada bu iki ilmeğimi bu şekilde çaprazlama yerini değiştirdim. Sol taraftaki ilmeğimi üstten getirdim. Ön tarafa da taktım. Ve düz ördüm. Diğer ilmeğimi de düz ördüm. Sadece çaprazlama çevirdim. Tekrar aradaki ilmeklerimi düz ördüm. Yine burada şu şekilde iki ilmeğimi çıkardım. Sağdaki ilmeğimi sola, soldaki ilmeğimi de bu şekilde, arkadaki ilmeğimi de önden aldım ve düz ördüm. Bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. Yine aradaki ilmeklerimizi düz örüyoruz. Ve buraya geldiğimiz zaman şu şekilde çıkartıp öndeki ilmeğimizi arkadan alıp arkaya, arkadaki ilmeğimizi de önden örüyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz bu sırayı da. Tekrar çıkarttım hemen. Ve burada da son ilmeğimle bu şekilde tekrar kenardaki hemen çevirdim ve kenar ilmeği. Bakın. Bu şekilde. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ters örelim. Ve tekrar örgümün yüzüne geldim. Yine şu alt kısımdaki gibi tekrar çevirme işlemini yapacağım. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. Ve buradan yine 3 tane ilmeğimi bu şekilde çıkarttım. Öndeki ilmeğimi arkaya, arkadaki 2 tane ilmeğimi ön tarafa aldım ve bunları düz ördüm. Tekrar hemen bu şekilde bakın. 3 ilmeğimi çıkarttım. Öndeki 2 ilmeğimi arkaya, arkadaki 1 ilmeğimi de ön taraftan öne getirdim ve düz ördüm. Diğer 2 ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar hemen buradan yine bu şekilde 3 tane ilmeğimi aldım. Arkadaki ilmeğimi çaprazlama şeklinde ön tarafa, önden arkaya aldım ve bu şekilde şuradaki yaptığımız işlemi yapıyoruz. Hem de modelimizi kapatmış oluyoruz. Hemen tekrar bakın, hem gördüğünüz gibi bu şekilde bu ilmeğimiz geri tekrardan denk geliyor. Hemen arkadan öne aldım.
Ve burada da önden arkaya alıyorum. Şu şekilde hemen çıkarttım. Burada da arkadan öne alıyorum. Bakın. Öndeki ilmeğimi yani arkaya almış oldum. Hemen burada da bu sırada arkadan öne aldım. Burada da öndeki ilmeğimi hemen tek ilmeğimi arkaya alıyorum. Arkadaki iki ilmeğimi öne alıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz bu sıramızda. Tekrar çevirdim ve düz oldu. Hemen yine buradaki ilmeğimi de ve modelimiz bu şekilde. Tekrar arka yüzde örgümüzün arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Ters örüyoruz. Ön yüzünde modelimizi uyguluyoruz. Yine ilk başa döndük. Bu şekilde 5 sıra düzümüzü ördükten sonra geri tekrar buradaki modelimizi uygulayacağız. Ben biraz örüp geleyim videomu uzatmamak adına. Modelimiz bu şekilde. Ve modelimin büyük hali bu. Tekrar 5 sıra düz ördükten sonra şu şekilde arkadan 5 sıra tersimiz ve önden de 5 sıra düzümüz olduktan sonra modelimizi uyguluyoruz. Gördüğünüz üzere. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım anlatabilmişimdir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi, örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.